Şöyle bir tarihçilerin konuştuğu, kızacaksınız bana ama şöyle bir şey var. Şöyle olmasa ne olurdu diye bir soru sormayacağım. O hiç sevmiyorum. Yok, yok, şey onu sormayacağım ama. Yani mesela deniyor ki işte Cumhuriyet'in çok önemli bazı kazanımları var. Pek çok konuyla ilgili. Doğru. Ve o kazanımlar Atatürk 1938'de vefat ettikten sonra 1940 süreci, akabinde yani 2. Cihan Harbi süreci ve Türkiye'de çok partili sistem ve demokratikleşme ve vesaire de artık inkıta, kesintiye uğradı ve bozulma başladı. Aslında devam etseydi... Kesintiye çok... uğrasaydı biz bugün eskiye göre gelişmiş vaziyette olmazdık. Hayır. Bakın, tek parti dönemine her şeyi söyleyebilirsiniz. Zaten söyleniyor. Ama şunu inkar etmemek lazım. Kabul etmek lazım. Ben öyle köylemesine bir İsmet Paşa düşmanı falan değilim. Tam tersine İsmet Paşa'nın çok iyi bir devlet adamı olduğuna inanırım. Birinci, ikinci dünya harbine sokmaması Türkiye'yi yeter. Güzel. Çünkü adam ben Yemen'i görmüş. Sizden bunu duymak... Dünya harbini görmüş. Evet. Hayır, çok iyi şeydir. Efendim paraya resmini basar. Kanunu öyle basar. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da istese Abdullah Gül veya Tayyip Bey, Tayyip Erdoğan. Basabilirdi. Parayı basar çünkü kanun hala mevcut. Bayağı kıyamet kopardı ama. Herkes var, kanun var. Var. Evet. Kanun Atatürk zamanında çıkmış kanundur ama. Şeyde, sonradan değil. Herhalde ondan sonrakiler nezaketen yaptı. Ama İsmet Paşa, biz 2. Dünya Harbi'ne girseydik ne olurdu biliyor musunuz? Bakın girmediğiniz savaşta, girmediğimiz 2. Dünya Harbi'nde biz kaç şehit verdik biliyor musunuz? 13 bin. Yanılmıyorsam biraz daha fazla da olabilir. Ölmüşler cephede, hastalık şu bu bilmem ne sınırlarda. Girmediğimiz savaşta. Girseydik herhalde şimdi demir perdeden yeni kurtulmuş, 20 sene önce kurtulmuş veyahut başka türlü bir şey olurduk. Yani o bile İsmet Paşa'nın yeter. Sokmaması. Ben şeyi sormuştum, kesintiye uğradığı konusundaki tezlere karşı olduğunuzu, İsmet Paşa'ya oradan gittiniz siz. Hı. Böyle olsaydı bu noktada olmazdık. İhtimal üstüne bir şey demem. Dediniz. Yalnız şunu da unutmayalım, bazı devrimlerden geri adım atılmıştır. Atatürk zamanında, dil devriminde Atatürk geri adım attı. Dil kurumu hayır dedi, devam etti. Türkçenin üzerine tüy dikti. Bugün Türkiye, bütün Türkiye, özellikle gençlik 250 kelimelik bir Türkçe konuşuyorsa, Türkçeyle konuşuyorsa, bu dil kurumunun ve o hempalarının vaktiyle etikleri halkların neticesidir. Çok şeyler de yaptık biz. Maalesef hiç şey yapmayalım bunu. Ne yaptılar da böyle oldu? Kelime uydurdular, dili berbat ettiler. Atatürk, Faliye Şefik'i yazar açık açık. Çocuk diyor, dili bir çıkmaza soktuk, bundan kurtaralım diyor. Biliyorsunuz bazı meclis konuşmalarında öyle bir Türkçe vardır ki anlamazsınız. Uydurukça. O zamanın modası. Sonra normal Türkçe'ye dönüyor diyor, hata ettik diyor. Ama dil kurumu ve bazı devrim şeyleri, şampiyonları devam ettiler, canını okudular. Türkçe, Akif Bey, Türkçe dünyanın en ahenkli dillerinden biriydi. Ben yeni Türkçe'ye niye karşıyım? Yeni uydurukçaya, uydurukça dediğimize. Niye karşıyım biliyor musunuz? Uyduruluyor falan filan diye değil. Çünkü dil kendisini devamlı yenileyen bir şeydir. Türkçenin ahengi gitti. Takır tukur bir hale geldi. Bir de öğrenilemeyen bir dil oldu. Kuralsız bir dil oldu. Eleştiriyor. Mesela yabancılar çok Türkçe öğrenirlerken çok zorlanıyorlar. Yok, gramer değişmedi ama. Yok, o anlamda demiyorum. Yani her şeyle ilgili öğrenmesi çok zor. Bernard Lewis bir gün dedi ki, mükemmel Türkçe biliyordu o. Tabii, modern Türkiye'nin doğuşunu yazan. Siz dedi, bir garip Türkçe konuşuyorsunuz. Biz Mülazım Efendi derdik. Siz teğmen diyorsunuz. Ne de bu teğmen dedi. Şeyden. Bernard Lewis'in bunu demesi de evet. Evet yani. Meseleyi iyi bir yüzyıl geçirdik diye düşünüyor musunuz? Bir tarihçi olarak baktığınızda geriye dönük Türkiye'nin gelişimine dair.
sürecine dair? Gelişim bakımından çok daha ileride olabilirdik bazı kesintiler olmasaydı. O kesintiler hangi kesintiler? Darbeler diyeceksiniz, evet. Darbeler. Baskılar, darbeler. Ama onların olması normaldir. Demin söylediğim gibi biz şarkız, şarkta bunlar olur. Doğuyuz yani. Şark, bakın Doğu bile şarkı karşılamıyor. Şark başka bir şey. Yani biz şarkız, bunlar olmadan bir şark tahayyül edemezsiniz. Olacaktı. Dolayısıyla bu da bizim özelliğimizin bir parçası ama, diye görüyorsunuz. Ama bakın biz Fatih'le de o programda tartışmıştık, Fatih Altaylı'yla. Yani Türkiye şarktır, ben hep söylüyorum, Toynbee de söyler onu. Şarkta demokrasi olmaz. Bize de olmayacak. Ama bu bizim aptallığımız falan filan değil, beceriksizliğimiz değil. Genetiğimiz öyle. Olmaz. Ben de ona mesela sosyoloji mi? Mesela Arap ülkeleri için de aynısını düşünüyor musunuz? Arap Baharı sürecinde aynısını diyor musunuz? Bütün şark için düşünüyorum. Tüm şark Rusya için. Dahil. Ya ben böyle cümleler kurduğumda çok tepki alıyordum. Yo, mantıklı söylüyorsunuz demek ki, bravo. Yani çünkü ben de bütün o coğrafyada çok uzun yıllar kaldım. Gezdiğimde, evet. Ya siz böyle şeyler söylüyorsunuz ama burası mesela, bu Libya'ya uygun bir şey değil. Libyalılar böyle insanlar değiller falan dediğimde çok kızıyorlar bana. Mesela hala ne? Hala derken tereddüt ediyorum. Mesela ne? Ya bu demokrasi veya yani şu bahsettiğiniz konunun aynısı. Yani bizim için söylediğiniz şeylerin. Ya siz şarkta demokrasiyi hayal ediyorsanız çok fazla iyi niyetlisiniz. Ben etmiyorum. Olmaz öyle şey. Ha, onlar mı istiyorlardı demokrasi olacak falan diye söylüyorlardı. Öyle söylüyorlar ya. Evet. Olmaz öyle şey, olmaz öyle şey. Mısır'da oldu ya mesela bir süre. Allah aşkına. Mısır'da yani Tahrir'de 10 bin kişi toplansa şeyi devirirdi. Hocam çok çekinerek konuşuyorum şu anda. Yarın manşet olacağız biz demokrasi. Yani olmaz ki efendim. Ne zaman oldu? Abdülnasır en tantanalı parlak günleriydi Mısır'ın ama birçok bakımdan da canını okumuş. Ya düşünebiliyor musunuz? Herif, Mısır pamuğunu bilirsiniz. Tabii. Şu anda yok o pamuk. İngiliz şeylerine, dokuma tezgahlarını batırmak için Mısır pamuğunun tohumunu değiştirmiştir Abdülnasır. Hatta o iş için şeyi getirmiş. Şaht vardı, Hitler'in ekonomi nazırı. Ekonomi bakanı. Sakın böyle bir halt etme demiş. Gider pamuğun da gider, İngiliz'in hiçbir şey olmaz. İngiliz de İngiliz makineyi değiştirir. Senin pamuğun gider demiş. Herifin dediği çıktı. Bugün iyi Mısır pamuğu değil mi? Sudan pamuğudur bizim. Evet, doğru. Şeyi. Yani böyle abuk subuk şeyler yapılmıştır. Şark da budur.